Yatırım Kulübü'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yatırım Kulübü'nde Bilgi Üniversitesi Sefis Araştırma Direktörü Özlem Derici Şengül bizlerle birlikte. Özlem günaydın. Günaydınlar, iyi yayınlar. Piyasalar açısından zor iki gün. Bugün de baktığımızda Amerikan tahvilleri üzerinden gelen baskının hisse senetleri üzerinde hemen hemen her yerde hissedilmeye devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla ne oldu, neden oldu, ne olabilir? Bütün bunları seninle değerlendirmeye çalışacağız. Fakat müsaade edersen seninle sohbetimize başlamadan evvel bir gidelim Gedik Yatırım'a. Betül Asilkan bizleri bekliyor orada. Betül, dün çok sert bir satış hemen hemen dünyanın her yerinde gerçekleşti. Bugün de baktığımızda biz Borsa İstanbul'da %2 civarında aşağı yönlü hareket görüyoruz. Hatta 1443 puanlara kadar endeksin geri çekildiğini de gördük seansın başlangıcıyla beraber. Dolayısıyla bu hareketin nereye kadar devam etmesi beklenir? Bir, kredili çok pozisyon vardı. Bu pozisyonlardaki tablonun nasıl ve ne şekilde etkilendiğini görüyorsunuz. Bu da iki. Günaydın. İyi yayınlar dilerim öncelikle. Son dönemde alım iştahındaki zayıflama ve teknik indikatörlerde gözlenen yorulma emarelerinin öne çıktığına değiniyorduk. Bu hafta her ne kadar 1569 seviyesi test edilmiş olsa da 1500 seviyesi üzerine tutunma sağlamakta zorlanan ve günlük bazda kapanış gerçekleştiremeyen endekste satışların genele yayıldığını görüyoruz. Gün içinde yüksek volatilitenin kaydedildiğini ve bu hafta özellikle son iki gündür yurt dışına göre negatif ayrışmanın söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu negatif ayrışmada son haftalarda satış tarafında yer alan yabancı yatırımcıların bu hafta satışlarını derinleştirmesi ve bu negatif ayrışma üzerinde bu satışların derinleşmesinin etkili olduğunu görüyoruz. Bugünkü açılışa baktığımızda bahsettiğiniz gibi ABD 10 yıl tahvil faizlerindeki yükselişle yurt dışında oluşan negatif havayla birlikte %3'e yakın satıcılı seyirle güne başladık. Zayıf seyirin devam etmesi durumunda 28 Ocak'ta test edilen dip seviye olan 1431 ve devamında 1400 seviyesi gündeme gelecektir. Bu seviyenin altına satışların hız kazanabileceğini değerlendiriyoruz. Tepki alımlarının yaşanması halinde 1500 psikolojik seviyenin üzerine 1506 seviyesini takip ediyor olacağız. Bu seviyenin aşılması durumunda 1525-1550 seviyesi kritik direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor olacak. Yükselişlerin yeniden güç kazanabilmesi açısından bu seviye üzerindeki kapanışlara ihtiyaç olduğuna ilişkin görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Bahsettiğim gibi artan volatilite ve endeksteki teknik görünümde yaşanan zayıflama nedeniyle fiyatlamalara ve gelişmelere karşı temkinli yaklaşılması gerektiğini değerlendiriyoruz. Kredi işlemlerde de bu şekilde olan pozisyonlarda daha dikkatli olunması gerektiğini, hem yurt dışı bazlı hem de yurt içi bazlı gelişmelerin takip edilmesini gerekliliğini vurguluyoruz. Son dönemde baktığımız zaman küresel piyasalarda artan tahvil faizleri ve oluşan enflasyon endişelerinin gelişmekte olan ülke para birimlerini baskıladığını görüyoruz. İleriki süreçte Merkez Bankası'nın istikrarlı ve kararlı duruşunu sürdürdüğü bu dönemde açıklanacak reform paketi ve dış ilişkilerdeki seyir TL varlıklarının seyri üzerinde etkili olacaktır. Betül, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Şimdi başlıyoruz Özlem Derici Şengül'le sohbetimize. Özlem, Amerikan tahvillerindeki yükseliş hareketi uzunca bir süredir biz üzerine konuşmaya çalışıyoruz. Bu konularda aslında biraz kalem oynatan, biraz takip eden herkes canlanmayı net olarak görebiliyordu. Fakat tabii piyasa bazen de biraz ileriye gidip biraz aşırı fiyatlamaya doğru kaçabiliyor. Dünkü fiyatlama biraz sanki bu çerçevede hani yabancıların overshoot dediği biraz fazla hızlı şekilde gerçekleşmiş ve 1.60'ın üzerine atmış durumda Amerikan 10 yıllıklarını. Bunun tabii bu kadar hızlı gerçekleşmesinin ardından birkaç farklı unsur tetiklendi. Morgaca dayalı menkul kıymetlerde özellikle kendi pozisyonunu hedge etmek için satışa geçmek durumunda kalanlar. Aynı zamanda yine Amerika'da getiri eğrisinin 5 yıl ve üzerindeki kısmında daha agresif şekilde hareketin gözlemlenmesinin ardından buralarda getiri eğrisi üzerinden negatif etkilenebilecek olanlar. Deyim yerindeyse işin teknik tarafını bir kenara bıraktığımızda hemen hemen her yerden çok yoğun baskı yaratan bir tabloya dönüşüldü. Öncelikle biz buraya nasıl geldiği bir konuşmak isterim. Bu canlanma hikayesi ve enflasyon korkusu şu anda piyasanın gözünde nereye kadar devam edebilir sence? Biz buraya nereden geldik derken aslında son çeyrek piyasalardan bağımsız bir şekilde reel ekonomi tarafı özellikle
İkinci dalga gelip önlemler sıkılaştırılmasına rağmen özellikle imalat sektöründe hız kesmedi. Gelişmiş ülkelerde ABD'de aslında Türkiye'de de öyle. Benzer şekilde ABD'de de öyleydi. Dolayısıyla da hani şaşırtıcı bir şekilde evet istihdam piyasasında bir şey var. Açık halen var. Bunun için de Fed asla kıpırdamayacağını söylüyor ama reel ekonomi tarafı hiç bu zayıflığı teyit eder şekilde gerçekleşmedi. Ama yılbaşı itibariyle %1'in üzerine çıkmasıyla o yıllık tahvillerin enflasyon nereye gidiyor sorusu daha fazla sorulmaya başlandı. Ve de özellikle önümüzdeki aylarda baz etkisi dolayısıyla zaten önemlice bir sıçrama gelecek. İşin hani reel ekonomi tarafı bu. Ancak öbür tarafta finansal tarafta da tahvil alımları devam ediyor biliyorsunuz. 120 milyar dolarlık tahvil alımı devam ediyor. Affedersiniz. ABD'nin. Ancak son ihalede 7 yıllık uzun vadeli ihalede çok ciddi bir şey düşüşü. Talep düşüşü söz konusu. Bid to cover dediğimiz işte tekliflerin karşılanma oranı. Dolayısıyla birdenbire şey ortaya çıkıyor. Tahvil piyasasındaki sorunlar diyelim ortaya çıkıyor. Bir süredir zaten hani ABD artık uzun vadeli değil kısa vadeli tahvil alımlarına da geçmeli mi gibi tartışmalar da söz konusuydu zaten. O taraftaki piyasayı bozucu etkisi Lehman krizi sonrasındaki dönemde de çok konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Şimdi o etkinin biraz gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Bu şey bir şey. Enflasyon belki hani baz etkisidir, sonrasında normalleşecektir, belki ikna olunabilir ama tahvil piyasasındaki bozulma gerçekse, münferit hani bir seferlik bir ihaleye bağlı bir durum değilse, o zaman işte şeyin korkulu rüyası diyelim hani finansal piyasa oyuncularının korkulu rüyası, enflasyon dışındaki bir nedenle de tahvil faizlerinin yukarı gidebileceği ortaya çıkmış olacak. Bu da Fed'i çok çok tabii zor bir ikilem arasında zaten öyle ama bir de teknik bir neden ekleneceği için çok ciddi bir ikilem içinde bırakacaktır. Beklentiler çok önemli bir belirsizlikle fiyatlanıyor şu anda. Bir sürede zannediyorum bizim ne olacak bu fiyatlama. Şimdi burada iki tane temel konu var. Önce kısa vadeli olarak burada alevlenmiş olan bu enflasyon beklentisi ve faiz fiyatlaması için Fed ne yapacak? Önce bu fiyatlamayı belki belli ölçüde getiri eğrisinin uzun tarafında dizginlemek için acaba varlık alım kompozisyonunu değiştirip biraz daha uzun vadeli tahvil faizleri üzerinde baskı kurabilecek bir alım politikasına geçer mi? Ne dersin bu tarafı beklentini? Evet, yapması gerekecek muhtemelen açı. Kompozisyonu kesinlikle değiştirmesi gerekecek. Ben miktarla ilgili bir oynama yapacağını zannetmiyorum. Oldukça yüklü zaten şu anki alım programı. Ama ve şeye de yanaşmıyor tabii yani bir parça haklı olarak da sözlü yönlendirme, enflasyon riskinin olabileceği burada ve Fed'in politika değiştirebileceğine dair bu taper tantrum çok ağızlarını yaktığı için orada çok daha ılımlı bir iletişim politikasıyla gidecekler muhtemelen. O yüzden ben beklerim önümüzdeki dönemde teknik bir ayarlama alımlarda. İkincisi ise Fed şimdi biraz bu tarafını yönetebilir ama öbür yandan yani sonuçta tahvil faizleri üzerinde alıcı olduğu için belli bir noktadan sonra buralarda kendi pozisyonunu, ağırlığını koyabilir. Fakat enflasyon beklentisi geliyorsa bu enflasyon beklentisini dizginleyebilmek adına şu anda Fed'in yapabileceği çok bir şey var mı? Belki biraz da bunun üzerine konuşabiliriz. Çünkü Fed zaten yapacağını şu şekilde yapmıştı. Kısa süreli enflasyonun aşımlarında bizim politikamızın etkilenmeyeceğini ortaya koyabilmek için biz ortalama enflasyona geçiyoruz yıllık. Dolayısıyla hani belli dönemlerde yüksek gelebilir ama biz üçer yıllık ortalama enflasyon üzerinden bakmaya devam edeceğiz. Politikamızı da buna göre uyarlayacağız demişti. Dolayısıyla bundan başka ne yapılabilir? Açıl burada ABD Merkez Bankası'nın biliyorsunuz yani piyasalardaki hareketlere de çok bağımlı bir şekilde hareket etme özelliği var iletişim politikasını belirlerken. Belki bundan biraz vazgeçmek hani doğru adım olabilir. Çünkü son hareket gösterdi ki aslında bir süredir gözlemlediğimiz bir şeydi bu ama net fiyatlama olarak yaşamamıştık. Gösterdi ki eğer ki sadece sözlü yönlendirmeyle enflasyon beklentilerini tutmaya çalışırsanız ve piyasa realitesi buradan kopuyorsa artık Fed kredibilitesini yitiriyor ve Fed'den bağımsız bir şekilde hareket etmeye başlıyor. Bu
Bu anlamda özellikle de 1.9 trilyon dolarlık bir teşvik paketi de gelecekse ekonomiye, burada enflasyon beklentilerini dizginleyebilmenin sadece sözlü ifadelerle beklenti yönetimi yapmaya çalışarak mümkün değil maalesef. Fed'in artık hani realiteye dönüp böyle şey gibi, dediğim gibi hani Ben Bernanke tarzı bir çıkışla değil ama belki bir adım adım neler uygulanabileceğiyle, bu riskin gerçekten var olduğu ile ilgili bir sinyal vermesi gerekiyor yakın zamanda. Şu anda tüm şeyi, FED tüm söylemini hani baz etkisi, geçici gibi bir çerçeveye oturtuyor. Ama bu kadar canlı bir ekonomide, üzerine bu kadar yüksek bir teşvik gelecek bir ekonomide neden enflasyon beklentileri düşsün, sadece baz etkisine bağlı olsun, ona inandırması zor piyasa oyuncuları. Onun yerine realiteye dönmesi gerekiyor bence Fed'in. Şimdi elbette bunun önemli etkilerinden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nde temettü verimleriyle Amerikan tahvil getirisi arasında, faiz arasında ciddi bir makas vardı. O makasın kapanması oldu. Dolayısıyla aslında hisse senedi taşımanın maliyeti ve buradaki risksiz getiri oranının sağlamış olduğu avantajlar vardı. Bunlar yavaş yavaş ortadan kalkma alametleri gösteriyor. Dolayısıyla bu çerçeve için ne söylersin? O çok aşkın risk iştahı hisse senedi tarafı için bundan sonra sence nasıl şekillenebilir? Burada bir yavaşlama göreceğiz tabii ama bence faiz oranları ile ilgili beklentiler daha belirleyici olacak. Yani mesela ihaleye hani talebin az gelmesi, bir ihaleye talebin az gelmesi faiz oranlarının faiz oranlarıyla beklentilerin daha da yukarılarda olduğunu gösteriyor. Tabii ki de faizsiz enstrümanlardan faizli enstrümanlara geçiş olacaktır. Bunu altında da mesela çok bariz bir şekilde görüyoruz. ABD tahvil faizleri yükseldikçe. Bir süre daha bence bu daha da gidebileceği tahvil faizlerinin beklentisiyle bir süre daha hisse senedi piyasasına talebin olduğunu görebiliriz. Ama neydi bizim yılbaşındaki beklentimiz? Çok uzun süre devam edecek bu parasal genişleme. Hatta o kadar canlı bir şekilde olacak ki gelişmekte olan ülkelere de sermaye girişi olacak. Dolayısıyla Türkiye'ye de sermaye girişi olacak. İşte kur üzerindeki baskı hafifleyecek. Temel senaryo buydu. Bütün gelişmekte olan ülkeler için pozitif bir senaryoydu. Ama anladığımız kadarıyla bu yurt dışı bütün varlıklar için geçerli, hisse senedi piyasaları için de geçerli. O rallivari hareketleri geride bırakıyoruz. Çok önemli bir belirsizlik faktörü içeriye girdi ve bunu ortadan kaldırmak bence mümkün değil. Çünkü benim mesela hani beklentim, pek çok ekonomist arkadaşla konuştuğum zaman da Fed'in artık son çeyrekte en azından söylem olarak, bir aksiyon olmasa bile söylem olarak yavaş yavaş politikadan çıkılabileceğinin sinyalini vermesiydi. Ama zannediyorum o biraz daha öne çekilecek şimdi. Belki de ikinci yarıda göreceğiz. Onun için de hisse senedi piyasasında da ben daha hani değerlemelerin şeyi kastetmiyorum tabii, bu high tech'leri falan kastetmiyorum ama daha yolunun olabileceğini, ama rally, aşırı alım ortamından çıktığımızı düşünüyorum. Peki Özlem, müsaadenle kısa bir araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Yatırım Kulübü'nün ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bilgi Üniversitesi Sefis Araştırma Direktörü Özlem Derici Şengül'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özlem, özellikle bu son Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan faiz yükselişi dalgasından bahsettik ilk bölümde. Yeşil ülke kurları üzerinde de yaratmış olduğu çok yoğun bir baskı var. Son dönemin en kuvvetli performans gösteren para birimiydi gelişen ülkeler arasında Türk lirası. Ve bu son bir haftalık periyotta da kabaca %6,5'luk bir kısmını geri vermiş oldu bu primin. Dolayısıyla aslında hem genel gelişen ülke kurları evreni çerçevesindeki etkiyi hem de Türk lirasının burada vermiş olduğu tepkiyi nasıl görürsün? Bu şey döneminde, pandemi döneminde parasal genişleme o kadar
temkinli bir seyir izledik ki öyle söyleyelim. Gelişmekte olan ülkelere çok ciddi bir sermaye girişi olduğunu zaten görmemiştik. Ama şeyle birlikte yavaş yavaş yılın, hani geçen yılın ikinci yarısı son çeyreğine doğru bu etkinin değiştiğini ama Türkiye'nin hani çok da fazla faydalanamadığını görmüştük. Burada Türkiye'ye de sermaye giriş başladıktan sonra, ekonomi kadrosu değiştikten sonra bir parça şey geldi, hani sermaye girişi geldi ama bunu dikkat ederseniz her hafta çok böyle tabiri caizse böyle ağır aksak şekilde gerçekleştiğini gördük. Daha çok swap kanalıyla veya kısa vadeli araçlar kanalıyla geldiğini gördük. Bu da Türkiye'ye önemli bir şey yaptı, adım attı. Bir takım piyasa müdahalelerinden vazgeçti. Ancak henüz kırılgan ülke algısının değişmediğini gösteriyor. Ayrıca da evet bir kadro değişimi oldu, bazı adımlar atıldı ama henüz makro tarafta herhangi bir hedefe ulaşılabilmiş durumda değil. Konulmuş herhangi bir hedefe ulaşılabilmiş durumda değil. Enflasyonla mücadele evet kuvvetli bir şekilde gerçekleşiyor olabilir ama son dönemdeki bence piyasadan kopukluğu da biraz kırılganlığı arttırdı. Yani Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisinin piyasa beklentisinden kopukluğu ve enflasyonla ilgili aynen ben FED'de söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Yani biraz gerçekçi olmaktan uzak bir beklentiyle, sadece beklenti yönetimine hedef alarak görüşler belirtildi. Dolayısıyla kırılganlık zaten ortadan kalkmamıştı sözün özü. Bir dışarıdan dalga aldığımız anda bunun hala gün yüzünde olduğunu gördük. Bütün gelişmekte olan ülkeler için geçerli tabii. Bunun da nedeni dediğim gibi, yani bu seferki parasal genişlemede zaten çok ciddi risk alma iştahı içinde, gelişmekte olan ülkelerde risk alma iştahı içinde bir sermaye çeşitliliği görmedik biz. Daha gelişmiş ülkelerde veya güvenli limanlarda park eden bir sermaye dağılımı vardı. Onun için de Türkiye'ye dönecek olursak önümüzdeki dönemde yabancı girişinin anladığımız kadarıyla yılbaşında beklediğimiz kadar kuvvetli olmadığını göreceğiz. Bunun tabii çok önemli yan etkileri var. Yani enflasyonla mücadele anlamında, kur volatilitesi düşürme anlamında, rezerv birikimi anlamında. Onun için ben yılbaşında çizdiğimiz makro resimle yıl sonunda çizdiğimiz makro resim anlamında arasında hani negatif yönde bir revizyon olduğunu düşünüyorum bu gelişmelerin. Peki şimdi tabii içeride çok kuvvetli bir hareket olunca 8.55'ten 6.88'e kadar geldi kur. Dolayısıyla burada daha aşağısının olabileceğine dair de kuvvetlenen bir kanı söz konusu olmuştu. Burada hani halka elindeki dövizi bozar bozmaz tartışmaları başlamıştı. Sisteme bir miktar efektif girişi olduğunu görmeye başlamıştık. Lakin bu son hareket, ki oldukça kuvvetli bir geri dönüş, bu trendi, bu momentumu ve bu algıyı nasıl etkiler, bir onu da sormak isterim sana. Bozacaktır açıl. Zaten çok tedirgin bir tasarruf sahibi yapısıyla karşı karşıyayız. Alım gücündeki erime o kadar yıprattı ki şeyden çıkması çok zordu zaten. Hani döviz ve altın bizim böyle geleneksel tasarruf araçlarımız ya. Oradan çıkması çok zordu. Bizim hani daha çok beklentimiz yeni yaratılacak tasarrufların dövize kaymasını engellemek şeklinde bir katkısı olabilir diye düşünüyorduk. Bu kurdaki geri çekilmenin, işte mevduat faizlerindeki yükselişin. Ama bence bu hareket çok buna niyeti olanları da ürkütmüştür diye tahmin ediyorum. Maalesef bir algı bozulması göreceğiz. Zaten genel olarak hani şeyden, hane halkından farklı olarak hani ekonomist görüşü bazında baktığımız zaman Türkiye'nin yüksek dış finansman ihtiyacı dolayısıyla 7'lerin altını ben en azından çok gerçekçi görmüyordum. Yıl sonu 8'lere yakın kur beklentimi değiştirmemiştim. Tamamen temel faktörlere, dış finansman, hem kamunun hem de özel sektörün dış finansman ihtiyacı dolayısıyla biz bunun yıla yayıldığını görecektik. Yani vadeler geldikçe döviz talebinin oluştuğunu ve yıla yayıldığını görecektik. Ama şu anda çok bambaşka bir faktörle, bunun dışında bir faktörle önemli bir yol kat etmiş olduk. Bu algı önümüzdeki dönemde DTH'lardaki çözülmeyi, çok sabırsızlıkla beklediğimiz çözülmeyi muhtemelen bir süre daha göremeyeceğiz. Peki buralarda bir miktar son dönemde bu tedirginlik nedeniyle ya burada treni de kaçırdık, bozar mıyız bozmaz mıyız tereddüdü içerisinde olan yatırımcının bu mütereddit tavrını bırakıp
Bu yükselişi fırsata dönüştürerek bir miktar elindeki dövizi çıkarma potansiyelini görür müsün? Hiç sanmıyorum Açıl. Yani o kadar hızlı olmuyor o hareketler. Bence treni kaçırdıktan ziyade bizlerin gördüğü kadar teknik bir bakış açısı olmuyor tabii hani halkının. Şöyle oluyor işte hani hiçbir şeyi olmasa bile gerekçesi olmasa bile ha gidiyor dolar demek ki gidecek gibi bir diyor. Onun için bence şey o algının bozulması bu anlamda da çok tehlikeli. Nedeni veyahut da çok kuvvetli belki aşağıya çekecek bir unsur dahi olsa onu atlayabiliyor veya görmezden gelebiliyor tasarruf sahibi. Bu buraya kadar hızlı bir çıkış olmuşsa bundan sonra gider beklentisi maalesef ki daha hakim oluyor. Şimdi Merkez Bankası'nın duruşu ve durumunda herhangi bir farklılık bekler miyiz bu son yaşanan gelişmeler ışığında? Biraz belki bunu da sormak isterim. Çünkü genel bakış açısı yurt dışında ortalık sakin. Biz yeniden betayı belli bir şekilde yurt dışıyla oluşturduk, para politikasını toparladıktan sonra. Dolayısıyla biz geleceğimiz yere geldik. İlave bütünleştirici sıkılaştırmayı da zorunlu karşılıklarla yaptık. Dolayısıyla biz olup biteni izleme modundayız idi. Ve Merkez Bankası'ndan genel beklenti de önümüzdeki döneme dair enflasyon sıkıştırırsa bir hamle daha gelebilir ama yoksa bir sonraki hamle ağırlıklı olarak faiz indirimi olur. Bu tema örselendi mi sence bu hareketle? Bence kesinlikle örselendi. Özellikle de faiz indirimi beklentisi örselendi benim tarafımdan en azından. Yani genele yayıldı mı bilmiyorum ama Merkez Bankası'nın şeyi genel hani açıklaması hep böyle altında çize çize yaptığı açıklama gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabileceği. Şu anki ortam bundan sonraki enflasyon gelişmeleri çok önemli bir test olacak Merkez Bankası için. Çünkü gerçekten de enflasyon çok affedersiniz. Hiç sorun değil. Enflasyon beklentileri. Konuşabilecek durumda mısın? İstersen biraz sözü alıp sana öksürme fırsatı verebilirim. yok şu an iyiyim. Merkez Bankası'nın beklenti patikasına çok sıkı sıkıya bağlı olduğunu gördük. Yani 9.4'e çok sıkı sıkıya bağlı. Buradan sapacak olursa biz onu hani oraya getiririz dercesine bir sanki sıkılaştırma yaparız gibi bir savunması vardı. Arkasında duruşu vardı. Zaten diyorum burada sapma söz konusu olabilir. Yani iki tane ihtimal var burada. Ya yıl sonu hedefini değiştireceksiniz, mevcut politikayı koruyacaksınız. Ya da yıl sonu işte hedef veya beklenti neyse. Ya da yine sıkı sıkıya sarılmaya devam edeceksiniz ama çok daha sıkı bir para politikası uygulayacaksınız. Uygulanan mevcut para politikasının enflasyon düşürmeye yetmediği ortada. Zaten hani ek sıkılaştırma ihtiyacı vardı. Şimdi işte ZK kararıyla bir parça adım atmış gibi görünüyor ama bence bu enflasyon gelişme açıklandıktan sonra gerçekleşmesi açıklandıktan sonraki PPK bu anlamda beklentilerin dağıldığı bir PPK olacaktır. Yani şu kur volatilitesi devam ederse piyasa tedirginliği ABD'deki tahvil faizlerinin yükselişi devam ederse ben de beklentimi bir faiz artışı ölçülü belki bir faiz artışı belki 100 baz puan bir faiz artışı yönünde değiştiririm. Benim beklentim hiç değişmemesi ve son çeyrekte faiz indirimlerine başlayabileceği yönündeydi. Şu anda faiz indirimlerinin artık bence hani rafa kalktığı bir ortama girdik gibi görünüyor. Faiz artışı konusunda da dediğim gibi bir enflasyon gerçekleşmesini görelim. Piyasa gelişmelerinin devam edip yani bu dalgalanmanın devam edip etmediğini görelim. Ona göre de Merkez Bankası'ndan faiz aracıyla bir eksiklaştırma görmemiz gerekir. Merkez Bankası'nın duruşunu değiştirmesi gerekir. Bu enflasyon konusunda beklentin nedir diye sorayım. Bizim yaptığımız ankete göre bakacak olursak medyan beklenti 0.8'ler civarında bir aylık enflasyon, 15.5'lar civarına yükselecek bir yıllık enflasyona işaret ediyor. Senin buradaki bas senaryon nedir? Benim de 0.6 beklentim. 15.3'e çıkmasını bekliyorum. Ve Mart ve Nisan aylarında da bu çıkışın devam etmesini bekliyorum. 15.5-16'lara kadar yükselecek muhtemelen. Ama hani artıyor olması, ha tamam Merkez Bankası tamam beklentilerime paralel devam ediyor. Ben hiçbir şey yapmayayım
demesini gerektirmez. Koşullar değiştiği için, önümüzdeki dönemin koşulları da muhtemelen değişecek olduğu için Merkez Bankası'ndan bir adım beklentisini getirebilir gerçekleşme. Bakalım kaç seviyesinde çıkacak. Peki burada büyüme tarafına da bir parça sormak isterim sana. Kredi genişlemesinde çok ciddi bir yavaşlama söz konusu oldu. Enflasyondan arındırdığımız zaman çift taneli bir daralmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla kredi büyümesi yavaş. Bireysel talep belli ölçüde düşmüş görünüyor ve kapalılık hali özellikle hafta sonları başta olmak üzere şu aşamada devam ediyor. Dolayısıyla işin bir bacağında bu perspektif var ama öbür taraftan da özellikle sanayi cephesinden baktığımızda oldukça kuvvetli bir büyüme verisi gelmeye devam ediyor. O tarafı nasıl değerlendirir ve yıl sonu büyümeyi nerelerde beklersin? Büyüme tarafı hakikaten özellikle imalat tarafı, imalat sektörü tarafı şaşırtıcı derecede kuvvetli gidiyor. Göstergeler en azından hani reel kesim güven endeksi, kapasite kullanımı, PMI verilerine baktığımız zaman kuvvetli gidiyor. Evet, kredi tarafında bir yavaşlama gördük ama yıldan yıla değişimlere baktığımız zaman döviz etkisinden arındırılmış halen çok yüksek seviyelerde seyrediyor. Yani 15-20'lere, %15-20'lere yavaşlaması beklediğimiz kredi büyümesi halen %25-30'larda. Dolayısıyla aslında hani bütün bu büyüme göstergelerini alt alta koyduğumuz zaman son çeyrek kuvvetli bir büyüme bekliyoruz. Pazartesi alacağız veriyi. Benim beklentim %7 civarında. Son çeyreğin o kuvvetli inmesi zannediyorum taşınıyor yeni yıla. O yüzden de birinci çeyrek biz şimdilik %4 benim beklentim ama sanki daha yukarıya çıkacakmış gibi bütün göstergeleri almadık. Tabii sadece Ocak ve Şubat'ın bir kısmı var verileri. Ama bu kuvvetle devam ederse yani hizmet sektöründeki zayıflığı bu kadar kompanse edecek kuvvetle devam ederse biz ilk çeyrekte de kuvvetli bir büyüme oranı alacağız. Zaten ikinci çeyrek baz etkisi dolayısıyla ciddi bir sıçrama yaşayacak. Yılın tamamı için benim beklentim %4'tü. Onu değiştirmiyorum yani 5'ler, 5,5'lar, 6'lar var ama ikinci yarıyla ilgili ben zaten hani son çeyrekte bir zayıflık gelebilir yurt dışı kaynaklı diye bekleyerek biraz daha hani piyasadaki o 5'ler, 5,5'lara çıkmamıştı. Şimdi de o beklentimi koruyorum. Bir ilk yarı biraz daha kuvvetli, ikinci yarı daha önceleri ilk yarı daha belirsizlikler olacak. İkinci yarı aşılama ve ekonomik açılmayla çok kuvvetli gelecek diye tahmin ederken şimdi bu görünüm birazcık bozulmuş olabilir. Ama geneline baktığımız zaman %4 şu anda büyüme beklentim. IMF örneğin geçen sene %5 daralma, bu yıl %5 büyüyen, büyüme bekleyen öngörüsünü bir puan yukarıya çekti. Ne geçen sene %5 daraldık ne de bu seneye ilişkin çok farklılaştırıcı bir beklenti var. Dolayısıyla uluslararası kurumların bakışını nasıl yorumlarsın son iki dakika? Yani o tahminlerde bir gariplik var bir kere. Hani IMF'nin saptığı olmuştu ama bu denli olmamıştı. Genel olarak bakış ama zannediyorum Türkiye ile ilgili o belirsizlik halen sürüyor. Yani ekonomi politikası böyle kendi içinde tutarlı, hedefli, araçların belli olduğu bir ekonomi politikası olmadığı için halen Türkiye'nin elinde evet para politikası anlamda biraz yol kat ettik gibi görünüyor ama maliye politikası tarafında, reformlar tarafında veya reform demeyelim ama hani atılacak adımlar anlamında bir program çerçevesinde hareket etmediği için kurumların da bakışları birbirinden çok farklılık arz edebiliyor. Onun için de ekonominin kuvveti, kendi ayakları üzerinde durabilecek kuvveti olup olmadığı ile ilgili bilginin olmaması, beklentinin olmaması zannediyorum geçen seneyi çok zayıf beklemelerine neden oldu. Oradan sıçramayla da bu sene çok aşırı kuvvetli bir görünüm bekliyorlar. Bence her ikisi de gerçekleşmeyecek. Daha ılımlı diyeyim nispeten bu yüksek büyüme beklentilerine karşılık bir büyümeyle karşılaşacağız bu sene içerisinde. Özlem, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın kıymetli görüşler için. Programımızın son bölümünde ise gidiyoruz Dubai'ye. Ersoy Erkazancı bizleri bekliyor. Ersoy, özellikle yaşanan Amerikan tahvillerindeki yükseliş hisse piyasaları üzerinde de etkisini çok net olarak gösterdi. Hemen hemen her yerde %2'ler, %3'ler havada uçuşuyor eksi olarak. Avustralya Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bir ekstra program dışı varlık alımı söz konusu. Dolayısıyla nasıl yansıma bulunuyor Asya cephesinde?
Açıl merhaba. Evet, senin de söylediğin gibi kıpkırmızı ekranlar var. Hatta Nikkei %3.99 eksiyle kapattı. Asya'da satışlarda başı çekti. Aslında bu hafta başından beri bu tahvil faizlerindeki artış konuşuluyordu. Seninle de tartışıyorduk ama Powell'ın konuşması biraz rahatlatır gibi olmuştu dün piyasaları. Ama bugün Asya'da çok sert satışlar vardı ki Japonya'da iyi veriler de geldi. Sanayi üretimi 4.2 artış vardı. Perakende satışlar -0.5 ama ikisi de beklenen iyi rakam olmasına rağmen satışlar arttı. Tahvil faizlerindeki artış tabii enflasyon beklentileriyle birlikte geliyor. Peki buna merkez bankaları bir hamle yaptı mı? Bazılarından hamleler oldu. Senin de söylediğin gibi Avustralya Merkez Bankası sürpriz bir şekilde faiz alımına, tahvil alımına gitti. Güney Kore Merkez Bankası almadı ama açıkladı önümüzdeki günlerde tahvil alımına başlayacağız dedi. Japonya Merkez Bankası herhangi bir müdahalede bulunmadı ama Japonya 10 yıllık tahvil faizleri de son 5 senenin en yükseğine geldi. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta en çok konuşacağımız konu bu olacak. Hani tahvil faizlerindeki artış borsaları, piyasaları nasıl etkiliyor şeklinde. Tabii onunla çok bağlantısı yok ama piyasalardaki satışlar petrol tarafında da etkili oldu. Bugün petrol fiyatları da haftayı düşerek kapatıyor. Ama haftanın genelinde de yükselmişti. Bunları söyleyebilirim. Açıl. Ersoy, bir de çok kısaca Biden'la yapılan görüşme ve bu telefon görüşmesi sonrasında Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti çerçevesinde bundan sonrasına dair atabileceği adımlar, biraz bunların çerçevesi üzerinden de bilgilendirme yapar mısın? Tabii ki Açıl, Biden ilk defa Suudi Kral'la görüştüğü seçime geldikten sonra zaten bunun sinyallerini de vermişti. Ben Suudi Prensi değil, Veliaht Prensi değil, Kral Salman'ı muhatap alacağım demişti. En çok konuşulan konulardan bir tanesi tabii ki Yemen konusu. Yemen'deki savaşı bitirin dedi. Şey konuşuldu mu bilmiyorum. Hani o basına yansımadı en azından ama en önemli konulardan biri işte CIA'nin, Amerika'nın hazırladığı bir rapor var Kaşıkçı cinayetiyle ilgili. Bugün basına, kamuya açılması bekleniyor. Burada Suudi Prens'in bu konuyla ne kadar ilgisi var, var mı yok mu, bu biraz daha ortaya çıkacak. O da tabii ki önümüzdeki dönemdeki Suudi Arabistan-Amerika ilişkilerini biraz daha net ortaya çıkaracak ama şunu şimdiden biliyoruz, esas muhatap Kral Salman Biden için. Ersoy, çok teşekkür ediyoruz. Senin aktardığın notlarla birlikte biz de yatırım kulübünü tamamlamış oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında saat başında Güzem Yılmaz Fokus'ta karşınızda olacak. Hoşçakalın.